Arkadaşlar merhaba. 2 Aralık Pazartesi. Bist Endeksi güne satıcılı başladı. Bu satıcılı başlamasının nedeni hafta sonu Suriye olayları biliyorsunuz Orta Doğu'yu biraz ateşlendirdi. İşte İsrail desteklemi e, yoksa Türkiye desteklemi e, Suriye muhalif ordusu ne yaptı? E, Halep'e girdi. Esed yönetimi geri çekildi. Tekrardan saldırılar başladı vesaire. Bu Türkiye'nin dibinde olduğu için bize negatif etki etti diyebiliriz. Şimdi hafta sonu yine İTO İstanbul Ticaret Odası e, İstanbul enflasyonunu açıkladı. Enflasyon 3.7 çıktı yani beklentilerin üzerinde. Acaba TÜİK'in açıklayacağı enflasyon da yüksek mi gelecek kaygısıyla e, piyasalar genel olarak tedirgindi. O yüzden satıcılığıydı bugün. Bir diğer neden de Trump. E, açıklama yaptı hafta sonu ne dedi? Eğer BRICS üyeleri ortak para birimi çıkarırsa e, BRICS üyelerin hepsine %100 vergi, ek vergi getiririm dedi. Bu da ister istemez negatif etki etti. Çünkü biliyorsunuz biz de BRICS'e başvuruda bulunduk. E, bundan kaynaklı genel olarak piyasa iştahsız başladı diyebiliriz. E, onun haricinde olumlu bir haber akışı, veri akışı olmayınca gün boyu işte 0.50-0.60 bandında geri çekilmeler gördük endekste. Kapanışa doğru tekrardan Bankof'un alımları ile endeks güzel bir kapanış yaptı. 9681 seviyesinde. Şimdi bugün yapı kredi güzel bir alım yaptı. Alımlarına bakacak olursak BIST endeksinde 1 milyar 300 milyon TL'lik güzel bir alım yaptı. Yapı kredi aldı ilk 5 hisse senedi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Koç Holding, İşçi eteri, Pegasus almış. Sattığı hisse senetlerde Aselsan, Ereğli, Tüpraş, Medikal Park, Doğaş satmış. Doğaş Otomotiv. Bankof da aynı şekilde gün boyu satıcılığıydı ama kapanışa doğru 600 milyon TL'lik güzel bir alım yaptı. Ama asıl alımlar veya satışlar yarın e, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisinden sonra olacak. Enflasyon yüzdekinin altında gelirse piyasalara alım gelmesini bekliyoruz. Bankacılık endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzdekinin üzerinde gelirse de 9400'lere kadar geri çekilme görebiliriz. Az önce son dakikalara düşen bir haber vardı. Trump açıklama yaptı. Ne dedi? Ben yönetime gelene kadar yani 20 Ocağı kadar Gazze'deki bütün rehineler serbest bırakılmazsa Orta Doğu'yu cehenneme dönecek dedi. Yani bunun içinde Türkiye'de var İran'da var işte. Herkes var Orta Doğu diyor. Yani, yani tek Gazze için demiyor. Bütün Orta Doğu için bir tehdit e, savurdu. Ya bu ister istemez piyasaları yarın kısmi negatif etki edebilir. Ama işte TÜİK enflasyonu güzel gelirse bu haberi görmezden gelebiliriz. Çünkü 20 Ocağı daha çok var ama Trump'ın e, böyle bir tehditte bulunması, şu an erkenden bunu yapması genel olarak bir tedirginlik havası yaratacaktır. Yarın dediğimiz gibi Türkiye şey TÜİK'in açıklayacağı enflasyon çok çok önemli olacak. Teknik olarak yorumlayacak olursak 9700 direncini bir türlü kıramıyor. 9700-9500 arasında bir haftadır yatay bantta düzeltmesini yapıyor. Yarın 9700 üzerinde bir oluşum olursa 9850 direnci hedef haline gelecektir. 9850 dirençten sonra da bu yükselişin bu alımların devamıyla 10100'e kadar yükselişin devamını bekleriz. Ancak yarın enflasyon kötü gelirse işte Trump'ın açıklamalarında negatif olarak fiyatlarsak 9400'lere kadar geri çekilme görebiliriz. 9400 üzerinde kaldığımız sürece hiçbir problem yok. 9400 üstü bizim için güvenli bölge. Ancak 9406 oluşumlarda e, bizim yükselen yapımız bozulur. Ve tekrardan 9130'lar gündeme gelebilir. İnşallah bu kötü senaryo oluşmaz. E, TÜİK güzel bir enflasyon verisi açıklar. Yani Çok yüksek açıklayacağını da düşünmüyorum. 1.8-1.9 açıklayacağını düşünüyorum. E, Trump'ın açıklamaları da şu an e, daha erken yani yönetime gelmesi erken. O zamana kadar da rehineler e, serbest bırakılır inşallah. Şu an için onu fiyatlamak erken. E, dediğim gibi yukarıda 9.700-9.850, aşağıda da 9.550-9.400 seviyelerini takip edeceğiz. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.